Hayırlı akşamlar. Ben kimseyi yormamak adına yılbaşı ertesi kimseyi rahatsız etmeyeyim düşüncesiyle sohbet yapmak istememiştim. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. Ama sonra anladım ki çok büyük bir sorumluluk bu. Yani kendimden utandım diyebilirim. Çünkü aynı duyguyu ben yaşamıştım. 1998'lerde koştura koştura derneğe gitmiştim, tasavvuf derneğine. Dediler ki mutlu baba yok. Ben de nasıl yapar böyle bir şey ya demiştim. Nasıl, ne hakkı var? Ne hakkı var diye geçirmiştim içimden. Yani demek ki bu bilgi o kadar evrensel bir bilgi ki. Hayırlı akşamlar, hayırlı yıllar. Eyvallah. Telefonumun ikisinde de şarj yok. Şimdi şöyle bir düşünceyle davrandım. Haberi. Ah, teşekkür ederim. Ama işte olması gereken de hayır vardır derler ya, seni sana gösterir Cenab-ı Allah. Ve neyi kınarsan hayatta onu yaparsın. Ya çok affedersiniz, ben sözümde dururum aslında ama hani yılbaşı ertesi diye kimseyi rahatsız etmeyeyim dedim. Ama çok güzel oldu. Demek ki büyük bir aile olmuşuz. Bu çok güzel bir şey. Ah, çok teşekkür ederim. Eyvallah. Yok, kaçan bir bakın, olanda hayır vardır. Olması gerekenin en iyisiymiş. Ben kendimdeki eksiği de gördüm şimdi. Nasıl sen kınadığın şeyi yaparsın. Ve ben onu yapmış oldum. Herkesten özür diliyorum. Çünkü bu manevi bir sohbet, manevi bir sofra. Mesela işte şunu haber verecektim, öbür telefonu şarja koydum. Oradan devam edecektim. Arkadaşlar saat 10'da buluşalım diye ama fark etmez, burada devam ederiz. Ben içeriden şarjı makineyi getiririm. Bakın diyor ki, gönül zaman ve mekan zevkini tatmak için şu beden kaplarına döküldü. Kaplardan hakikat iksiri akar. İçilir. Aynen öyle. Tabii ki samet olan Allah'tır. Hepimiz yanlış yaparız. Önemli olan onu samimiyetle ortaya koymak. Kan kusup da kızılcık şerbeti içtim demek yakışmaz. Eyvallah. Hülyacığım benim de öyle. Ah ah ah, bu öyle bir derya ki bu tasavvuf. Yani nasıl banyo yapmaya alışırsın veya spor yapmaya alışırsın, kaçırdığın zaman üzülürsün. Bu da öyle bir şey. Daha ötesi, daha doğrusu. Eyvallah. Yaparız. Bak, diyor ki, hiç unutmuyorum. Eminbel'de nedir bilir misiniz? Egonun minimize olduğu yer. Eğer egon minimize olmazsa istediğin yerde eminbeldelere git de gel. Daha fena egon artar. Bu sefer bana hacı anne demediler, hacı amca demediler derler. Ya minimize. Ego minimize olmadan hiçbir şey olmaz. Ve özüne varmanın ilk adımı tevazudur. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Eyvallah. Yeni yılımız kutlu olsun. Bakın, akıbet hayırlıdır. Ve 23 sayısı çok çok önemlidir. Her şey önemlidir, her şey mübarektir. Mübarek olmayan bir şey yok. Ama 23 sayısını şöyle, hani Kur'an-ı Kerim 23 senede tamamlandı.
İnsan zaten canlı kuran. Yani 23 senede bir tecrübe kıvamına gelmiş olur. En pahalı şey zaten tecrübedir. Evet. 23 sene. 23 senede Kur'an-ı Kerim tamamlandı. İnsan da yaşayan Kur'an'dır. Yani teşekkür ederim. Siz de Meral'cim eksik olmayın. Dağdan dağa Ahmet dersen Mehmet diye cevap gelmez. Kendinde olanı görürsün. 23. Tekamül. Nice 23'ler atlatalım inşallah. Bakın demiş ki Kenan. Kenan ili nedir bilir misin? O muhteşem bir şey demiş. Yunus. Yusuf'u kaybettim. Kenan ininde Yusuf'un bulundu. Kenan bulunmaz. Kenan o an anlamına geldiği gibi Hazreti Nuh ve Hazreti Yakup'un isyan edip helak olan oğullarının da adıdır. Bence o anı ele alalım. O an. An muhteşemdir ve Allah'tandır. Her şey anda olup bitiyor. İlimlerin geldiği son nokta. Bakın yine öğretmenimin, rahmetli öğretmenimin kitabında diyor ki öyle 26 sene önce, 25 sene önce elime geçti. İşte coşuyorum, okuyorum içine. Ama %30'unu, 35'ini anlıyorum. 65-70'ini anlamıyorum. Ne zaman şu cümleye geldim, olay bitti. Yani yerini bulursun. Zaten bizi uyandıracak olan bir cümledir. Herkese ait olan bir cümledir. Bir sesleniştir. Bakın diyor ki, küçümseyerek hangi devirdeyiz efendim derler. Sen hangi andaysan o devirdesin. Küçümseyerek hep dilimize plesenk olmuştu ya. Ay hangi devirdeyiz efendim? Ha, sen hangi andaysan o devirdesin. Aydınlanma içten dışa doğru olur. Dıştan içe doğru olmaz. Ben seneler önce bir oruç tutuyordum. Aman Allah'ım, oruç mu tutuyorum? Saldırıyor muyum? İnsan mıyım? Mahlukat mıyım? Neyim bilemiyorum. İşte oruç. Yani kuruç, yükselme demek. Seni sana gösterdi mi Allah? Gösterdi. Nasıl gösterdi? Oruçla gösterdi. Müşteri bizden bir şey istiyor, veriyoruz. Poşet diyor, suratımıza asıyoruz. Piş diyor, biraz daha asıyoruz. Vay anam, vay. Niye biliyor musunuz? Oruçsun. Heh. Oruç bu mudur? İçeriye girip ağlıyordum. Allah'ım, bu ben miyim? Oruçlu ben mi benim? Oruçsuz ben mi benim? Ben hangisiyim? Çünkü tutku tutuklamış. Çayımız, sigaramız yok ya. Tutku tutuklar. Aman bir şeyin tutkunu olmayın. Aman 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 aman. Evet, çok zor bıraktım. Ama şöyle dedim bakın. Ya Rabbim, ben bu çoluk çocuğa çok kötü örnek oldum. Şimdi yardım et, iyi örnek olayım. Senin yardımın olursa ben bunu bırakırım dedim. Ve yaptırım olsun diye doktora da gittim. Bir hafta sonra dükkanın alt katında elemanlardan birisi sigara bırakmış galiba masaya. Bakışıyoruz. Gider miydim, gitmez miydim bilmiyorum. Yukarıdan bir ses. Çiğdem Hanım veya Çiğdem abla. Yukarı geliyorum. Çıkış o çıkış. O, çünkü o Çiğdem, o Çiğdem'i sana söyleten kimdi? Cenab-ı Allah. Çünkü ne demiştin? Ya Rabbim, bana yardım edersen ben bırakabilirim. Evet. Sen Allah'tan samimi olarak yardım iste. O duyup da duymamazlıktan gelmez, görüp de görmemezlikten gelmez. Samimiyetle. Zaten bu dünyanın esprisi de o. Biz sahip olmaya değil, şahit olmaya geldik.
Kime? Kendimize. Kendinden kendine bir yol. Allah'a. O müteal varlığın biriciği olduğunun farkına varmaya geldik. Ölümsüz olduğunun ne kadar şükretsek azdır. Zaten yine rahmetli öğretmenimin kitabında der ki, şükrettim sanırsın, hamdettim sanırsın. Ne haddine hamd etmek, ne haddine hamd edememek. Eninde sonunda müteşekkirliğin, hayranlığın ortaya çıkar. Neden? İlimle. Bir sivrisineğin gözüne 400 kamera veren Cenab-ı Allah. Allah ilimdir. Allah'a ilimle varılır. Ha. Sonra gönülle de bulunur. Gönülden de kendine okursun. Kendine oku. Hiç, yani tabii ki okul oku. Ben birkaç üniversite, birkaç yüksekokul bitirdim. Ama emin olun ki bir şey öğrenmedim. Ne öğrettiyse hayat öğretti. Kutsal varlığın bilgisini hayat verir. Tabii ki oralardan da bir şey öğrendik. O işin biraz da cilası. Hatta hiç unutmuyorum. Annem rahmetli olmuştu. Sınıfta kalmak üzereydim. Dershaneye gittik. İşte 36 yaşındayım. Dışarıdan iktisatı bitiriyordum o zaman. Hocam dedim. Ne biçim iş dedim. Bir tek cümle var dedim bu 4 senenin sonunda aklımda. Neymiş o dedi. Sınırsız ihtiyaçların sınırlı kaynaktan ekonomik şekilde elde edilmesine iktisat denilir. E tamam o dedi. E dedim bunun için mi 4 sene geldik? Evet oku ama kendini oku kendini. Kendine okursan bak ben bugün kendimi okudum. Çok büyük bir gaf yaptığımı anladım. Kaf dağını geçmek, gaf dağını geçmektir. Sensin o. Sendeki eksikleri tamamlamak diyelim. Biz eksiyiz. Samet olan Allah'tır. Eksiğimizle ekmeliz ama. Eksiğimizle güzeliz. Ve hep böyle merhale atladığımız zaman öğrenmek insana çok başka bir mutluluk verir. Kimi öğreniyorsun? Kendini. Hangi boyutta olduğunu, nereden gelip nereye gittiğini, muhteşemliğini. Bakın, diyor ki, şurada rastgele bir yer açmıştım ve çok hoşuma gitmişti. Kemale devam diyor. Kemal ehli. Bir hakikat yücesi uğruna alem rızıklanır. Hiç unutmuyorum demişti ki Mutlu Baba 98 yaşında vefat etti. Kızım demişti buraya Allah birisini gönderse hani birisi gelse ilim istese Allah ona ilim verelim diye bu manevi ilimden verelim diye ömrümüzü uzatır demiştim. Hiç unutmuyorum. Bakın burada da aynı soru. Kemal ehli bir hakikat yücesi uğruna alem rızıklanır. Sen olmasaydın bu alemi yaratmazdım. Hadisi var zaten. O muhteşem söz. Kur'an-ı Kerim'de de var. Hayvani varlığımız yorulduğunda dinleniriz. Kemal ehlininki dinlenme değil, demlenmedir. Kemal'de devam. Adem peygamberdeki ilahi bilgi tümüyle Resul-i Ekrem'in bilgisinde tezahür eder. Resul-i Ekrem'in bilgisi de Hazreti Ali'de görülür. Yani peygamberlerdeki bilgi kemal ehlinde sürer gider diyor. Kemale gidiş. Ağaç haline gelen tohum değil, topraktır. Toprak kendinden üstün kademedeki bitkiye dönüşmek gayretindedir. Bitki hayvana, hayvan da idrak verilse insana dönüşmeye cehdeder. İnsan da idraki ve cehdi yeterse, kamil insana varma yoluna girer. İşte kendini bilen Allah'ı bilir ya da Allah'ı bilen kendini bilir.
keramet diye arayacaksan hikmeti ara, kerameti değil. Hikmet senin bir kere kaderde sensin, dünyaya gelişinde sen, yani sır da sensin, hepsi sensin. Ama hakikati bileyim dersin. Sanmam diyor yine Mutlu Baba kitabında. Hakikat ancak ölünce öğrenilir. Evet, o iddiayı bırakmak lazım. Evet, kabul et ki Cenab-ı Allah teşbihte hata olmaz. Kabul et ki Cenab-ı Allah bir çuval un. Sen zerresin. Ondansın ama senden ekmek olmaz. Hayırlı akşamlar Sema Hanım. Şimdi sana ait olan biraz önce bir hanım neyi tavsiye edersiniz okumak için demişti de sana ait olan sana gelir muhakkak ya Rabbim. Ben bir şeyler okumak istiyorum. Neyi okuyayım? Gelir. Tavsiye edeceğim kitaplar tabii ki olur. Ben yazar olacağım diye ortaya çıkmadım. Esnaf kökenliyim. Çok zor bir gecede, ya Rabbim ben iyi bir insanım, niye bu kadar zor yaşam? Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Anlamıyorum, lütfen yardım et. Misyonum mu, görevim mi farklı? Dediğim an kitap başladı. Bakın sizi layık olduğunuz yere getirir. Allah'ın adı haktır. Ben bu dünyadan sadece bunu aldım. Herkes de hakkın, emeğin zayi olur. Ağlatırlar, sızlatırlar. Ama Allah'ta hem emeğin zayi olmaz. O fareyi kuş yuvasına, kuşu da fare yuvasına koymaz. Yola devam. Bu nasıl muhteşem bir şey. Takılmamayı gösteriyor. Çünkü vafi olan Allah'tır. Allah vefalıdır. Tabii ki vefalı kulları vardır. Ve vefa güzeldir. Allah vafidir, vefalıyı sever. Ama biz vefa görmedik diye hayata küsemeyiz. Biz işte nankörlük gördük, ihanete uğradık, hakkımız yenildi. Bağlantıyı koparamayız. Olması gerekenler oldu. O nedir? Özveri insanoğluna en kutsal yolu çizer. Merak etme, hiçbir şey bitmiş değil. Öyle anlar vardır ki cennet yanında hiç kalır. Öyle anlar vardır ki cehennem yanında hiç kalır. Bakın, zamandan ve mekandan münezzeh Allah. Gönül zaman ve mekana göre değil. Zaman ve mekan gönle göre yön tutar. Sen gönlünde sana yakışanı yap. Orayı karartma, kırılma, darılma. Karşılıksız sevmesini bilen sevimlidir ve kesinlikle ilahi yoldadır. Ve yalnızlığının kıymetini bil. İşte bir yazar öyle diyor ya. Kaç kişinin diyor orada emeği vardır. Bir bilsen. Evet. Teşekkür ederim. Yani zaten tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Tek Adem olduğun zaman o coşkuları o kadar güzel yaşarsın ki. Nurcuğum, onları emin ol ki yani tam manasıyla ayıramıyoruz. Merhamet, vicdan. Vallahi senden konuşan Cenab-ı Allah oluyor. İyi niyetle yaptığın her şey sana geri döner. Bazen iyi niyetimiz hani Karl Marx'ın söylediği gibi de o da çok güzel bir şey. Cehenneme giden yol diyor iyi niyet taşlarıyla örülmüştür. Yani seni üzen şeyler de aslında iyi niyet taşlarıdır. Olsun. Neden biliyor musun? Onu değerlendiren var. Hani özveri insanoğluna en kutsal yolu çizer dedik ya, işte bu. Ve sorumluluk mükemmelliyettir. Biraz ayırma, ölçü, bakın kader ölçüdür.
Ben de orada çok şaşırırım. Hani ölçüyü değiştirdiğimiz zaman, fazla duygusala girdiğimiz zaman başkasının hakkını da yemiş oluyoruz vicdan adına. En güzeli ne biliyor musunuz? Ya Rabbim, bana verdiğin potansiyeli, hani o çok güzel bir potansiyel verdi. Bana verdiğin potansiyeli ortaya çıkartmama yardım et. Mahcup gelmek istemiyorum de. Ve bunu içselleştir. Yok ama biz, bak bir şey söyleyeceğim İlkay'cığım. Pişman mıyız? Değiliz. Bize yakışanı yaptık. Bak, bize yakışanı yaptık. Çünkü iyi niyet devamlı duadır, kötü niyet duasız kalmaktır. Duygusuz mu olsaydık? Tabii ki o aradaki ölçüyü kaçırmış olabiliriz. Şimdi biraz önce Elif diye bir hanım arkadaş, çok değerli arkadaşımla konuştum. Orada o kadar başka yerlere girdik ki. Hani derler ya, maneviyattan, ruhaniyetten benim öğretmenim şu bu. Derdim ki bu ne demek ya? Hani genç kızken 1000 sene önce yaşamış insan nasıl öğretmeni olabiliyor gibilerinden. Evet, bu bir gerçek. Ben bunu yaşadım. Oradan gelen bir sözü de paylaşacağım. Hani iyi niyetin, vicdanın, duygunun ne kadar muhteşem bir şey olduğunu İmam-ı Gazali Hazretleri bir tek cümlede, bir tek spot cümlede anlatmış. Tabii. Şimdi rahmetli annemle Karadeniz'deyiz. Dedi ki gelmişken bir de dedi Sinop'a gidelim. Çok güzel bir yer orası dedi. Çok enteresan bir şehir. Anne ne işimiz var bizim Sinop'ta? Ay kızım sen ne biçim insansın dedi. Amerikalısı, Avrupalısı dedi. Etek dolusu para harcıyor dedi. Böyle kazağını da şöyle yaptı. Dünyanın bir ucundan geliyor görüyor. Bak ne güzel bir annem var, seni oralara götürmek istiyor deyince. Çaresizsin, gideceksin. Ama pek hoşlanmıyorum. Çok gezmekten filan. Neyse Sinop'a gittik. 1-2 saat sonra arabamız kalkacak. Bir baktım karşıda 2 katlı beyaz bir köşk. Milli Kütüphane diyor. Oraya fırladım ben. Hadi gelmiyor musun dedi. Yok dedim, ben kütüphanede kalacağım. Ah ne güzel. Ne güzel. Sinop'a selam olsun. İş olsun, torba da olsun diye öyle geziniyorum rafları. Bir kitap aldım elime. Şöyle kalın bir kitap, eski bir kitap. Şöyle bir çevirdim. Cümleye bakar mısın? Duygusuzluk kadar dünyada büyük bir dert yok. Öyle salgınmış ki melun. Kurtulan bir fert yok diyor. Aman Allah'ım bu ne ya dedim. Bu ne? Duygusuzluğu vebaya benzetmiş. Ben o zaman da işte 15-16 yaşındayım. Herhalde kedi düşürdü. Kardeşin kardeşi vurduğu zamanlara şahidim. İşte duygusuzluk insanı o hale getirir. Onun için güzel kardeşim, öyle olacağımıza varsın bizi istismar etsinler. Biz duygumuzu kaybetmeyelim. Ondan sonra işte Elif'le bugün onu konuştuk. Ya dedim, benim de maneviyattan öğretmenim ruhaniyetten başta İmam-ı Gazali'dir. Evet. Sen bir şey isteyeceğin, daha doğrusu istemene bile gerekiyor. O seni senden iyi tanır. Senin gönlüne göre olanı verir, gönderir. Ah rüyalar, ah Hanifeciğim. Öyle rüyalar var ki seni 50 yaş yaşlandırır. 100 yıllık tecrübeyi ertesi günü şaşkın şaşkın kendine gelemezsin. Bir ay kendine gelemezsin rüyanın etkisinden. Hangisi rüya acaba? Ha. Ama o müteal biricik varlık, o yaradan her türlü bizi eğitiyor. Ama rüyada, ama bu dünya rüyasında çok güzel bir öğretmen.
ve şah damarından yakınım diyor. Onun için hiçbir şeyden, hiçbir şeye pes etme, beiste bulunma, karamsar olma. Bu ne demek? Alemlerin Rabbi şah damarından yakınım diyor kuluna. Bunun edasını biz edemeyiz kolay kolay, şükrünü edemeyiz. Ettik zannederiz. Rüyalar müthiş bir şey. Yorum şöyle. Zaten pek yoruma bizi bize bildirir. Her olay bizi bize bildirir. Yorum şu zaten Hanifeciğim. Yorum, kemal, yorum konusunun sonsuzluk kazanmasıdır. Yani olgunluk, her bir taraftan bakarsın olaya, tek taraflı bakmazsın. Tek taraflı bakan idefikstir. Budur bu diyor. Hiçbir şeye budur bu diyemezsin. Bakın seneler önce öğretmene dedim ki, efendim dedim, ben dedim, İşte şöyle şöyle 9 yaşında şunu talep ettim Allah'tan. Allah'ım bunun bir tanesini ben açıklayayım dedim. İşte Erciş'teyiz. 8,5-9 yaşlarındayım. Anadolu'da önemli gecelerde işte Kadir gecelerinde filan bir evde toplanılır. Namaz kılınır, dua edilir. İşte bir ablam var, çok mukallittir, böyle şeyi güldürdü onları, tekrar güldürdü, namaz bozuldu bilmem ne. Evin sahibi aynayı ters çevirdi. Bakın, Anadolu insanının çaresi, çözüm üretmesine bakın, hiçbir şey demeden, asalete bakın. Sonra konsantrasyon başladı, namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okunurken Elif, Lam, Mim, Ra beni çok etkiledi. Yandaki teyzeye şöyle dirsek vurduğumu hatırlıyorum. Teyze de herhalde ben yaşlardaydım veya daha genç o zaman. Teyze ne demek bu dedim. Elif, Lam, Mim, Ra. Oo kızım dedi. Böyle böyle dedi romanlar. Elini 10-15 santim böyle yaptı. Romanlar yazsan dedi anlatamazsın. Onun için hani kitap roman demek ki. Anladım. Bir sır, bir töz, bir öz var, bir gizem var. Ya Rabbim dedim. Bir tanesini ben açıklayayım bunlardan. Birini ben açıklayayım. Aradan 27 sene geçti. 36 yaşındayım. Annem vefat etti. Allah'ım, Allah'ım o nerededir, o nerededir deyip duruyorum. Hani çok seviyorum. O arada da işte biraz önce dediğim gibi iktisat fakültesinden kalmak üzereyim. Dershaneye gidiyorum. Bir ses, bir erkek sesi. Böyle efsunlu mefsunlu değil, normal bir erkek sesi şeklinde. Ra nedir bilir misin? Ay Allah'ım lütfen lütfen dedim. Anladım cevap geliyor. Gözümü biraz açsam bozulacak. Biraz kıssam bozulacak. O dengeyi de sağlayabiliyorsun yani yakaza halinde. Biz insanların mutlak değerini alırız diyor bakın. Mutlak değer eksi iki hapistir. Bunun içinde eksi iki. Dışarıya temiz iki olarak çıkar. Ne muhteşem bir şey. İncil'de tarım toplumu olduğu için tarımdan bahsediyor. Hazreti Muhammed toplumunda ticaretle uğraştıkları için doğru ölç, doğru biç, doğru tart der. Ben de iktisattayım ya, aklımda kalsın diye. Ra nedir bilir misin? Biz insanların mutlak değerini alırız diyor. Yani fiiliyatına, gönlüne bakarız, gönlüne. Ne yapmak istediğine, amacına ve temiz, 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 temizler alır, temiz alırız. Çünkü rahmeti her tarafı kuşatmıştır. Güzeldir. Yüce Rabbim neyi talep edersen onu verir. Rahmani dilek yerde kalmaz. İste, vereyim der Allah.
Evet. Hakikate diyor zaten, kesretten varılmaz ise bu alem niye yaratıldı? Bu çoklukta öğreniriz tekliği. İşte o teklik de nedir? Tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Tek Adem olman için de en emin belde yüreğindir. Yüreğine benliği sokma. Egoyu minimize et, samimiyetle yürü. Sevgi ve muhabbetle yürü. İşte emin belde. Emin belde sensin sen. Sendeki mütevazi boyut. Mütevazi boyutunda sen hayattan zevk alırsın. Ben, ben, ben dedikçe karşıdaki de ben, ben diyor. Ama tek Allah hakikatine varırsan, tek Allah hakikatine varan tek Adem hakikatine de varır. O zaman karşıda gördüğü de İlkay de benim der. 8,5 milyar Çiğdem olur. Tabii kolay mı? Değil. Oradan kalkar Cenab-ı Allah birisine bir rol verdirtir. Hadi bakalım der. Ama hayatın içinde hepsi var. Dramı var, komedisi var, aksiyonu var. Dopinge gerek yok. Halden hale çevirir. Bakın, kaptan kaba koyar, nedir halin diye sorar. Şükür bize rıza düştü diyebiliyor musun? İşte olay bu. Ve o çekemeyeceğin yük vermez. Orada mühürünü basmıştır. İşte arkadaşlar, o mühürünü bastı. Kuluna çekemeyeceği yük vermez. Evet, biraz önce pes etmek yok. Hocam diyor İlkay, doğru, pes etmek yok. Ha, egona pes et. Yücelik pes edene verilir. Kabullenene bakın. Namaz aynı Allah'ı andığın anda namazdasın. Namaz gerçekler karşısında eğilmektir. Pes etmek bir bakıma böyle de düşünebiliriz. Neden pes etmek? Yani kader zorlanmaz. Elinden geleni yap. Elinden geleni yaptıktan sonra bu elleri açabiliriz. Ya Rabbim, ben bu ellerle elimden geleni yaptım. Şimdi bu ellerle senden istiyorum. Ona bırakırsın. Olursa âlâ, olmazsa alülâlâ. Olmamasında hayır var demektir. O da muhteşem bir şey. Zorlamamak lazım. İyi niyet, devamlı dua. Kötü niyet, duasız kalma. Ama niyet iyi, akıbet iyi. Bakın, hayatı ben böyle özetliyorum. Niyet iyi, akıbet iyi. Çünkü kodlama, kodlama bu olmalı. Başka bir şey değil. Yansıma denilen bir olay var. Veya kendini kandırmama denilen bir olay var. Allah diyor, ego olmayan, benlik olmayan gönülden seslenir. Allah gönülle bulunur. Hangi gönülle? Benlik olmayan gönülle. İnşallah o saf şuura varırız. O bebek şuuruna, o muhteşem bir şeydir. Oh. Senin gören gözün, işiten kulağın, konuşan ağzın, senden konuşan o olur. Seni oyundan çıkarır, oyun kurucu yapar. Sen artık onun bebeğisindir. Keşke oralara gelebilsek, yani o saf şuura gelebilsek. Ki geliriz inşallah. Çünkü neyi istiyorsan veriyor ve destekliyor. Allah güzeldir, güzel de görülür. Peki güzel nedir? Güzel, güzel bakıştır. Hüsnü zan kadar yüce ibadet olamaz. Hüsnü zan.
güzel bakış. Çünkü testi içindekini sızdırır. Senin bakışın seni ortaya koyar. Evet arkadaşlar, inşallah şarj yeter. İyi oldu bakın. Bir tarafımda diyordu ki ya Rabbim, hani ben onları şey yapmak istemiyorum. Yılbaşı gecesinin ertesi yorgun olabilirler filan. Hani sözüm ona rahat bırakayım. Ama bu başka bir şey. En azından haber vermem lazımdı. Evvel Allah'ın izniyle bu da güzel. Götürür. Seni götürür Cenab-ı Allah. Sen neredeysen ben oradayım der. Hat, Rahmani dilek yerde kalmaz. İste, vereyim der Allah. Şeyi alayım. Hemen şu şarj makinesini getireyim. 10 saniyenizi rica edeceğim. Evet. Eyvallah. Ya bak Nur Özlem canım. Saygı saygınlık getirir. Saygı çok güzel bir şeydir. Saygı, sevgi. Sevgi diyor, imandır denecek kadar imana paraleldir. Hatta sevgi imandır denecek kadar imana paraleldir. Hatta sevgin ne kadarsa imanın da o kadar diyor. Sevgi müthiş bir şey. Bizi var eden, bizim dünyaya gelmemize sebep olan. Dünyaya geliş sebebimiz. Evet. Tamam. O kadar rahatladım ki. Neden rahatladım biliyor musunuz? Dünyada mutluluk, Allah'ın dünyasında Allah'la olmak. Yani bu manevi sohbette olmak. Bu müthiş bir şey. Şüphesiz manevi... Teşekkür ederim. Tabii. Ben şimdi Mutlu Baba'ya bazen yazılarını okumuyordum. Hani kendi diyelim tatilde yazılarını okuyorum. Bir ara verildi, kabul edin. Aman Allah'ım. Fabrika ayarları bozuluyordu. Ne oldu bana diyordum. Bir anlıyordum ki. Ünalcığım teşekkür ederim canım. Bağlantıyı kesmişim. Bağlantıyı kesme. Biz çünkü çok naif şey yaratıklarız. Yani çok her bıçak sırtı gibi. Ama bağlantıyı kesmezsen ya Rabbim, benden sen işte dersen olay değişir. Beni bana bırakma dersen olay değişir. İşte biraz önce orucumu anlattım ya, 20 küsür sene önceki orucumu. Hala utanıyorum. Ama birdenbire de gerçek orucu tutamadım ki. Neden? Çünkü tutkumuz vardı. Ha, seni sana gösterdi Allah. Dedi ki, hey, kendini sen ne zannediyordun? Sen busun işte dedi. Kaç tane kalp kırdın dedi akşama kadar. Bir de oruçluyum diyorsun dedi. Evet. Ya hiç sorma Zeydan. Çok teşekkür ederim. Bak evvel Allah'ın izniyle Zeydan, senin sayende oldu. Allah birilerini bir şeylere vesile kılar. Sonra utandım kendimden. Dedim hiç olmazsa sohbet yapmayacağımı haber verseydim. Sorumluluk mükemmelliyettir. Demek ki eksiyiz. Eksik olduğunu kabul et, Allah tamamlar. Bu kadar. Çok teşekkür ederim Zeydan. İyi oldu o sorman. Ben de rahatsız olmuştum zaten. Hele hele yılbaşı. Yeni yıla böyle güzel şeylerle girelim istedim.
Bir tarafım şey yapıyordu. İşte zanlar, zanlar. Zanlı geçmeden zenne varamazsın. Zanlarımızı. Vallahi samimiyet var orada Fatmacığım. Yani yavru kediyle, yavru kedi Allah'ın bir yaratığı, muhteşem yaratıklarından birisi. Onunla konuşuyorsun. Tevazu diyebilirim, iletişimi kurma diyebilirim. Başka bir şeyler de olur. Ama güzel bir şey, bir konuşma var, konuşma. Bakın o ses var ya, ses ne kadar önemli. Hani atışırsın, dövüşürsün, ses çıkmaz. Ya bir ses çıksın istersin. Bir ses çıksın. Ses. Hele o ses güzelse. Hele o seste bir derman varsa, hal hatır varsa. Kediyle konuşmak ne demek biliyor musun? Ah, o senden konuşuyor. Sen ondan konuşmaya başlamışsın. Bu çok daha güzel. Kendimizi nasıl öpüyor? Kendimizi nasıl okuyalım? Ya birisi sana işte hakaret ettiği zaman, böyle bir acayip bir hale geliyorsan, seni beğenmediği zaman, aa diyeceksin ki ya. Bu neyin nesi diyeceksin? Bu neyin nesi? Gönülde Allah var. Gönül kırılmaz. Kırılan bizim egomuzdur. Benliğimizdir. Kemal ehline, insanı kamile, sövgü de bir, övgü de bir. İnşallah oralara geliriz. Kendimizi şöyle de okuyabiliriz. Ya Rabbim, ben mesela sigara konusunda işte. Ya Rabbim, yani konuş, konuş. Cenab-ı Allah'la konuş, kendine okumak budur. Ya Rabbim, ben kötü örnek oldum bu çoluk çocuğa. Şimdi bana yardım edersen iyi, hatamı telafi ederim, iyi örnek olurum. Bunun gibi. Boşa geçmiş, boşa geçen zaman yok aslında. Muhakkak bir, yani zaten o boş, diyelim ki o boşa geçen zaman seni provoke etti, kendi kendine kızıyorsun. Tamamlarız, tamamlanır. Nasıl tamamlanır? Oku ne kadar gerersen o kadar ileri gider. O provoke eden güç seni bir yere getirmiştir. Ha işte bak, bunlar hep öğretmenimin sözü. Diyor ki, gönlün senden uzaklaştıysa bil ki bir şeyler getirmeye gitmiştir. Ve seni Allah'a kavalayan her şey mübarektir. O da der ki, açtığın el istediğin her şeyden hayırlıdır kulum. Bakın muhteşemliğe bakın. Açtığın el istediğin her şeyden hayırlıdır diyen Cenab-ı Allah. Yani kainatı istesen ne yazar? Ben onun sahibiyim diyor. Hediyeyi veren hediyeden değerlidir dediğim olay. İçimizdeki, kendimizi okumamız şu. İçimizdeki güzelliği ya Rabbim, bana verdiğin potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et diyeceğiz. Mahcup gelmek istemiyorum. Burada iz bırakmak istiyorum. Biz bu dünyaya iz bırakmaya geldik. Nasıl kardelenin adı karı delip ortaya çıktı da kardelen olduysa, gülde, Necla'da, Sema'da, Nur'da kendini ortaya çıkaracak. Ama bunun için yardım isteyecek. O dostluk bir başlasın. O kadar zaten başlatıyor arkadaşlar. İlahlarını deviriyor, ilah benim diyor. Bu çok güzel. Bu çok güzel bir şey. İlah, ha diğerleri de ilahi ama ilah değil. Sen artık o ilahileri devirdi kendisiyle. Kendisiyle sohbet etmeni istiyor. Kendisiyle dost olmanı istiyor. Evet. Şimdi işte hep anlatırım ya, ama çok güzel bu. Hep de anlatacağım Allah'ın izniyle. İşte kız kardeşime bir gün dedim ki, işte bu benim dostum. Ay abla öyle deme dedi.
Dost Allah, kalp arkadaş dedi. Şüphesiz Zülcelali vel İkram'dır. Şu anda bizi bir araya toplayan kendi değil mi? Biz mi bir araya geldik zannediyorsunuz? Hayır, o istedi. İşte ne kadar şükretsek azdır dediğim olay o. Sen kendi kendine ne kadar gerekçeler koysan da, ya işte bugün yılbaşının birinci günü, insanlar rahat etsin, işte sohbeti kaldıralım. Bak Nurcuğum, şöyle bir şey. Güzel bir şey gördüğün zaman maşallah ve tabarekallah, ah senel halikin dersen, yani bu görünen güzellik senindir ya Rabbim, sendendin ya Rabbim dersen, Cenab-ı Allah onu kıskanır mı? Kulum, kulum beni el halik sıfatıyla andı der. Aa, benim çocuklarım, benim işim, benim aşım, benim şunum, benim buyum dersen olmaz. Ya Rabbim, görünen senin güzelliğindir. Maşallah ve tebareke Allah. Ah senel halikin. Evet, yapan. Sahibi o. Bize de sunmuş. Bakın. Şimdi diyor ki, denizin 3000-4000 metre derinliğindeki güzellik kime? O renk cümbüşü, o balıklar, o başka bir alem. Kendine. Ama kuluna da der ki, gel sen de seyret. Kuluyla paylaşmayı çok seviyor. Ve bakın arkadaşlar, buraya lütfen çok dikkat edin. Bu alem dun alem. En düşük seviye. Allah'ın gücüne gitmesin. Yani Efsel-i Safi'nin dediği olay. Ama burada sıçrama olacak. Burada kendini buldun buldun. Allah'ı buldun buldun. Kendini bilen Allah'ı bilir. Allah'ı bilen kendini bilir. Tamam. İşte Hazreti İsa'dan 500 yıl önce Sokrat da aynı şeyi söylüyordu. Ne alemler seni bekliyor biliyor musun? Ve sen ölümsüzlüğün çocuğusun, kulusun, ne dersen de. Cenab-ı Allah'ın bu paylaşımı, bu vericiliği, hazinesinden bir şey eksilmez ki. Biz, yani orada benim aklım dumura uğruyor. Ya Rabbim, nasıl teşekkür edebiliriz yüce zatına? İşte hamd ettim sanırsın, ne haddine hamd etmek, ne haddine hamd etmemek dediği olay. Kedim geldi yine. İşte bak, bu kızı da o verdi. Geçen sene parkta yürüyorum, biraz da şey olmuşum, hale girmişim. Allah'ım level'ımı yükselt. Hemen kendime geldim, kendine gel dedim. Ne işler açacağım başına şimdi? Çünkü öyle saçmalıklar yapmıştım. Ve cevabını da almıştım. Senelerce dedim ki, ya Rabbim beni maddiyatla dene. Sen misin öyle diyen? 20 sene sonra pes ettim. Ya Rabbim maddiyatla deneme artık. İnsansın. Ondan zerresin ya. Ben de varım demek istiyorsun. Ama sen zerresin. Senden ekmek olmaz ama ondansın. Tuttum dedim ki, manayla dene. Öyle mi dedi? 1,5 gün sürmedi. Özür diledim. Tamam ya Rabbi. Tamam. Bu aradan yine bir seneler geçti. Geçen sene işte 5 Mayıs'tı, hiç unutmuyorum. Ya Nefise ile ya da başka birisiyle bir sohbetim vardı. Hızır konusu hem de. Öyle bahçede böyle yürürken yine bir haller olmuş bana. Ya Rabbim level'ımı yükselt. Sonra birdenbire tuttum dedim ki, ay özür dilerim Allah'ım. Geri aldım. Bana verdiğin potansiyeli ortaya çıkartmayı nasip et. Çok güzel bu. Çok güzel. Kendin çıktın aradan. Yardım istiyorsun. Oradan mini minnacık bir kedi, 10-15 günlük ya var ya yok. Miyav 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 miyav, kara bir kız. Beni kurtar diyor. Annesini arıyor, işte yemek arıyor, su arıyor. Arıyor bir şeyler. Tutunacak bir dal arıyor.
Gel hadi bak, gelmek istiyor adeta. Gel gel. Peki kızım, gel. Gel. Gel gel gel. Peki. İşte bu kara kızım. Adını da dua koydum. Şöyle ki. Evet. Al dedi kapasite sana. Al bunu götür evine bak dedi. Gördün mü? Ama öyle dedim. Ya Rabbim, bana verdiğin kapasiteyi ortaya çıkartmayı nasip et. Tamam. Şimdilik bunu al götür evine dedi bak. İşte adını da duvara koyduk. Hemen hemen bu 5 Mayıs'ta, 6 Mayıs'ta 2 yaşında olacak inşallah. Evet. Evet Nefise, senin neydi değil mi? Aynen. Canım çok yandığı anda bana muhtaç ol dedim birine. Şimdi ona bakıyorum, uyumuyorum. Geceleri ne yapmam lazım hocam, sözümü almam için? Ah bir tanem, bak şimdi Ayşe'cim. Şöyle. Ciğerimiz yandı. Tamam. Allah da dedi ki, tamam ama şimdi de mutlu değilsin. Çünkü sen merhametli bir insan. Senin özünde merhamet, sevgi. Senin özün benden üflenen dedi. Affetme gücü yanında kusur ve kabahat içtir. Bak Ayşe, Adana fuarındayım. Bir adam köşeden böyle standta bakıyor bana. Aha dedim, bu bana çatacak. İşte o da senin zannın. Zanlardan vazgeçemiyoruz. Anlatacağım Ayşe'cim. Sen dedi benim ciğerimi yaktın dedi. Hayırdır dedim. Arkadaki yazılardan hani bir şeyler buldu kendine gibilerinden zannettim ben ama benim zannım kötü. Hala bak kötü zandan kurtulamamışım. Bakışımda eksiklik var demek ki. Ana eyvallah diyemiyorsun. Blokajın, kafandaki blokaja göre. Hayırdır dedim. Dedi ki bak, orada diyorsun ki dedi, evinin kapısı kapalı olanın gönlünün kapısı kapalıdır. Dedim. Dedi ben kardeşimin yüzünden dedi evimi değiştirdim. Aha şimdi de onunla dedi çarşıda buluşmaya gidiyorum. Yani yeni evime almıyorum demek istedi. Ben de dedim ki birkaç satır aşağıya bak dedim o zaman. Ne var dedi birkaç satır aşağıda? Birkaç satır aşağıda da Mutlu Baba'nın sözü. Affetme gücü yanında kusur ve kabahat hiçtir. Gördün. Böyle yaptı, çekti, gitti. Tamam. Yani affet, o yükü taşıma. Gördün. Zaten sen affetsen de etmesen de bak Ayşe'cim, arkadaşlar, suçları ikişer ikişer işlesek de cezasını teker teker çekeceğiz zaten. Çekecek kim yapıyorsa. Ah etmene gerek yok. Ama insanız, yanıyor ciğerimiz. İşte biz bu dünyaya iz bırakmaya geldik dedim ya, insan olmak çok başka bir şey. Rahmetli annem babalığı için cennetin göbeğinden çıkmasın diyordu. Babası için de cehennemin göbeğinden. Anne, sen öyle kinci bir insan değilsin. Niye böyle diyorsun? Öyle deme kızım. Manisa'nın dörtte biri bizimmiş anne, annemin sülalesinin. Annemin babası da hukuk sonda okuyormuş. Onun babası ölünce İşte 27 tane ev, bağ, bahçe filan kalmış. Han, hamam dedikleri cinsinden. Ne yapayım ben demiş hukuku, hakimliği filan. Okulu bırakmış. Millet onu bırakır mı? Kumara düşürmüşler, kumar oyununa. Annem diyor ki kızım, o evler, hanlar, hamamlar, o üzüm bağları falan gitti. Bir tek evimiz kaldı. Ben annemin karnındayken onu da satmış. Diyor annem. El arabacılığına düşmüş. Hala kumara gidiyormuş. Annem gidip diyormuş ki baba, para ver, bir şeyler alacağız hani, açız anlamında gibi. Ev, yemek yapılacak. Kızım bir dakika ben de diyormuş. Yine mahalle kahvesine gidiyormuş. Annemin tabiriyle annem böyle yapıyor. Ver kızı al papazı, ver kızı al papazı.
Sonra zaten bakamaz olmuş, ayrılmış gitmiş. Nenem, o güzel, asil, başarılı kadın eve hizmetçiliğe gitmeye başlamış, çocuğu aç kalmasın, aç kalmasınlar. Bir Alman nafıa mühendisinin, Atatürk getirmiş, evine hizmetçiliğe gidiyor. Adam neneme aşık oluyor. Ben seninle evlenirim diyor. O da diyor ki benim çocuğum var ama. Senin çocuğun benim çocuğum diyor. O zaman iyi karşılamamışlar. Evi taşlamak filan istemişler. Hani gavurla evlendi diye. Tabir bu. En nefret ettiğim, annem, rahmetli annemin de en nefret ettiği kelimedir bu, gavur. İnsan insan. İnsan ve Allah. Adama Atatürk getirmiş, bunlara silah yetkisi de vermiş. Adamın canına tak etmiş silahıyla, işte pencereden nenem demiş ki tayinini iste. Tayinini istiyor İzmir'e. İzmir'de çok güzel seneler geçiriyorlar. Sonra tekrar Manisa'ya tayini çıkınca gitmem diyor. Çin'e gidiyor. Çin'den mektup yazıyor. Ayşe, annemin annesine. Etraftan alacaklarımızı al. Kordon değerlenecek. Kordondan yer al. O saadet kuzumu hala okula yazdırmadın mı? Biraz da şey bir kadınmış galiba, üşengeç nenem diyelim. İhmalkar. Ne kordondan onu almış, çocuğu aynı sene yazdırmamış filan falan. Annem sonra Çin-Japon harbinde ölmüş. O babalığa cennetin göbeğinden çıkmasın, öz babasına da cehennemin derdi. Hani bir yürek yangını vardır ama bunları demeye bile gerek yok. O yükü taşımaya gerek yok. Olanda hayır vardır deyip geçelim. Çünkü bizi bizden iyi bilir. Tekamülümüz öyle olması lazımmış. Yükünü at gitsin Ayşecim. At üstünden gitsin artık. O kadar affettim. Affetme gücü yanında kusur ve kabahat iştir. Şu andan itibaren o kadar özgürsün ki, hatta onun için de güzel dileklerde. Güzel dileklerde bulun. Çünkü insan duvarla da tenis oynar ama insanla başkadır. Ahmet dersen Mehmet diye cevap gelmez. Estağfurullah, estağfurullah. Ne demek? Ama işte ben de geç açtım. Ben de geç açtım. Çok işte bak, Cenab-ı Allah üzüleceğimizi, başta benim üzüleceğimi, nedamet duyacağımı bildiğim için sağ olsun. Zeydan'dan, Aysel Zeydan'dan Allah razı olsun, bak hatırlattı. Sohbet yok mu dedi. Biraz konuştuk. Bir baktım bir rahatsızlık duymaya başladım. Çünkü sorumluluk mükemmelliyettir. Sorumluluğunu, mükemmelliyet mi istiyorsun? Sorumlu ol. Bir şeyden sorumlu ol. Bir sebebin olsun. Biz bu dünyaya iz bırakmaya geldik. Yani insanlığı, yani kendimizi bulmaya geldik diyelim ya. Eyvallah. Çiğdemciğim sen de öyle. Hepimiz muhteşemiz, hepimiz ve her şey çok hızlandı. Çok hızlandı arkadaşlar, çok güzel. Çok çok güzel yerlere doğru gidiyoruz. Çünkü akıbet hep hayırlıymış. Hiç böyle karamsar insanlara, karamsarlara şey yapmayın. Kulak asmayın. Niyet iyi, akıbet iyidir. Hiç Allah'ta hak zayi olur mu? Evet. Ne güzel. Bu yeni yılımız kutlu olsun inşallah. Öyledir. Yine benim telefonda. Olsun. Evet, sizler de muhteşemsiniz. Olanda hayır var tabii. Olması gereken oluyor. Ama oldurmasını istediğin şeyler de olur. Allah der ki, gayret senden, lütfu bereket benden. Hatta bu kader sayfasının
Bir tanesini ben yazayım, bir tanesini sen yaz der. O cüz-i irade var ya, o cüz-i iradeye Cenab-ı Allah hayran. Ona katredeki fırtına diyorlar. Yani Cenab-ı Allah katredeki fırtına, o damladaki fırtınaya aşıkmış. Çünkü işte insanı kamil olmaya geldik diyorsun ya Gülbahar'cığım, işte bütün mesele bu. Çünkü hür irade verdi sana. Allah robot yaratmaz. Allah'ın ona ihtiyacı yok. Sana güvendi, sana cüz'i irade verdi. Söz verdik çünkü. Şunu yaparız, bunu yaparız. Ama buraya geldik, mızıkçılık yapıyoruz. Burada biraz mızıkçılık yapıyoruz. Ama hatırlatır. O dost Allah kalpa, o ne güzel vekildir diyor ya. İşte o. Katıp karıştırırız bazen. Bakın yine o kız kardeşimin dediği. Tanzim'de işte bir dükkanımız var. Ama çok zor götürüyoruz. Ya Rabbim dedim. Şey, ya Rabbim demedim. Pardon, kendi kendime. Bakın şimdi. Ay dedim, benim kredim var nasıl olsa. Yağcıda da var. İşte çaycıda da var. Bakliyatçıda da var. Bir tezgah, bir dükkan daha açalım. Onun geliriyle de sadece 15 gün senede bir tatil yapsak yeter dedim. Yaptık. Açtık dükkanı, daha beter olduk. Bir yanlışlık mı yaptık dedik. Üçüncüsünü açtık. 3000 parçaya bölündük bakın. Kız kardeşim geldi, dertleşiyoruz. Ya Nilüfer dedim, fazla bir şey istemedik. Bir dükkanda hani senede 15 gün tatile götürsün bizi yeter. İkinciyi açtık, daha kötü olduk. Üçüncüyü açtık, daha beter. 3000 parçaya bölündük dediğimde ne dedi biliyor musunuz? Her taraftan seslenen Allah'tır. Senin kulağın nerede? Abla dedi, aç ellerini git eve dedi. Kattım, karıştırdım, çöz beni Allah'ım de dedi. İlk önce böyle hakaret gibi geldi. Gittim, ya Rabbim kattık, karıştırdık, çöz beni. İki tane dükkan satıldı, kendimize geldik. Neden biliyor musun? Yaparım, ederim. Halbuki şöyle diyebilir, ya Rabbim ben böyle bir işe girişiyorum, niyetim de budur. Yardım, 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 yardım. Şah damarından yakınım diye. Ama işte sen farkında değilsin. Farkında olsan muhteşem götüreceksin. Ya da açtırtmayacak gibi. Bazen karıştırırız ama çözer. Çözer. İlahi espri. Hepsi var içinde. Bağlantıyı kesme. Allah var, gam yok. Gam mı var? Unuttuk, kendimiz çözmeye çalışıyoruz. Daha kötü ediyoruz bazen. Hiç kimseye ispat etmeye de gerek yok. Elinden gelenin en güzelini yap, gerisini Allah'a bırak. Üzülme. Öyle anlar vardır ki cehennem yanında hiç kalır. Öyle anlar vardır ki cennet yanında hiç kalır. Birdenbire bir reset eder, hepsini unutturur. Zamandan ve andan ve zamandan münezzeh çünkü. Eyvallah. Bak öyle değil mi? Ya Rabbi ben de evlenme niyetine girdim. Yardım, yardım, yardım. Tamam bak. Ya Rabbim beni anlayacak bir insan nasip et. Ben de onu anlayayım. Ama bizim anneannelerimiz bile çok kötü. Daha nikah masasındayken benim sözüm geçsin diyoruz. Halbuki bir ortak payda da buluşmak lazım. Ya düğünlerde biz de yaptık, yapmadık, yaptık da Allah'tan bir mürşit çıkarttı karşımıza Cenab-ı Allah. Esaslı bir mürşit çıkarttı. O bize tevhid Allah'tan, ayrım şeytandanı öğretti. Eskiden erkek tarafı kız tarafı diye düğünde bile hani onları almayın. Ömür boyu onlarla gideceksin, nasıl onu almıyorsun halkaya gibilerinden. Ne garibiz değil mi? Ben de eşim için demiştim ki ay bu mülayim bir adam. Ben bunu evirip çeviririm. 35 sene kim kime evirdi çevirdi. Hatta üzdü. Bak ama niyetime bak. Ben bunu evirir çeviririm.
İşte ben bu adama ne verebilirim? O da bana, ben bu kadına, bu hanıma ne verebilirim? Ama işte beni Adem yoktur, beni idrak vardır, idrakte sıçrama. Bunları anlatırsak çoluğumuz çocuğumuz bizim yaptığımız hatayı yapmaz. Tabi cüz'i irade çok önemli. Cüz'i iraden de zaten o kadar tamam. Evet, evet. Ya Rabbi o coşkuyu, şükrü de yüce zatınla eda edelim. Ama işte o bağlantıyı kesmeyeceksin. Bak bir şey oldu şimdi özüm. Bir şey geldi aklıma. Bağlantıyı kesmeyeceksin dedim mi? Bir gün bize sordu. Seneler önce. Kızını, oğlunu birisi istedi. Ne istersiniz dedi. Kimisi akademik kariyer dedi. Kimisi fizik dedi. Kimi hemşerilik dedi. Kimi toprak dedi. Toprağımdan olsun. Kimi ahlak dedi. Dedi de dedi. Bir şey kalmadı ortada. Mutlu Baba da böyle yaptı öğretmenimiz. Evet İlkay tamam. Eyvallah. Öyle. Kazdığımız kuyu değil de eksiğimizi yaşatır Allah bize. Dedi ki çocuklarınızı mahvettiniz. Allah Allah dedik ya sayacak bir şey kalmadı. Neymiş bu? Muhabbeti var mı muhabbeti dedi. Senelerce muhabbet neymiş dedim. Onu sonra. Annemi niye ben bu kadar çok seviyorum? Muhabbet ehliydi. Sonra onu annemi niye bu kadar çok sevdiğimi bilmiyordum. Muhabbetinden dolayı seviyormuş. Onu anladım. İşte 2 yaşında bir çocuk anneme bir şey sorsa otururdu karşısına. Anlatırdı anlatır. Anne yeter. 2 yaş. Ya bu çocuk öyle deme kızım soruyor derdi. Bak muhabbet ehli. Gördün mü? Şimdi nerede kalmıştık o evlilik konusunda muhabbeti var mı muhabbeti sonra da böyle yaptı. Gözü ıslak mı gözü dedi. Vicdanı var mı? Vicdanlı bir eş. Merhametli, muhabbetli bir eş. Tabii. Bak çocuklarımın babası bak. Şöyle bir şey. Aynısını Mutlu Baba'ya bir hanım gelmişti. Eşinden şey yaptı. Şikayet ediyordu. O da sus dedi. Mutlu Baba da sus dedi. Çocukların var mı demişti. Var demişti. O 2 tane çocuk o adamdan demişti. Yani hediyesini de verir Allah. Zülcelali vel ikramdır. Bedeli de vardır. Bedelini ödersen o çocuklar. Zaten bu dünya böyle bir şey Ayşe'cim bak. Diyor ki hayatı öğretir bize ama. Her olay bir ayettir. Bitmez. Bize öğretir. Niyetiyi, akıbetiyi gönle bakar Cenab-ı Allah. Hangi gönle? İçinde benlik olmayan gönle. Sarıp sarmalayan gönle. Affet. Gel de affetme. Değişmedi ki. 70 yaşında ablam değişmemiş. Değişti. Daha yeni anladım. Değiştirilemez olduğunu. Bakın bizde de var. Bırak. Olduğu gibi kabul et. Ne olursun. Olduğu gibi kabul ettiğin zaman karşı taraf değişiyor. Bunu da yaşadım. Ha arada yine eski hallerini alıyor. Bir ara şunu söyledim. Bir baktım yap. Bir baktım çok merhale kat etmiş. Sevgi ve muhabbetle. Bakın sabır. Lütuf sabır noktasında gelendir. Sen sabrına devam et. O kadar güzellikler göreceksin ki. Lütuf noktasında gelendir. Hani hep anlatırım ya. İşte dergahta bir gün nükstrümleri kestim, onu yaptım, bunu yaptım. Ter kan içindeyim. Kendimi dedim şu havuzun içine atayım. Derim ki düştüm. Islanıp çıkacağım. Hani doğasında vardır ya insanların. Yo dedim yakışmaz. İnsanları kandırdığımı kabul et. Kendimi kandırmak çok kötü. Utanırsın. Biraz sonra telefon çaldı.
Anne, sana WhatsApp'ta görmedim mi? Bak bir şey gönderdim. Ne gönderdin kızım? Bodrum Gündoğan'da bir yer tuttum 15 günlüğüne. Önünde havuzu da var. Bakın ben hayatı anlatıyorum. Lütuf sabır noktasında geldi. Sabrının bittiği an merak etme. Cenab-ı Allah düğmeye basar. Çünkü onun da biter. Çünkü men Allah'la senin birlikteliğindir bu beden. Şah damarından yakınım diyor ya. İşte olay bitmiştir. Biz tek götürmüyor. Aman aman o muhteşemliği yaşayalım. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. İyi bak götürdük. He, Allah der ki ben seni senden iyi tanıyorum kulum. Bak yardım eder. Yardım eder der ki üzülürdün sen yılbaşının birinci günü hani nezaket icabı yapmak istemedin ama bu çok önemli bir konu, ilahi bir sofra bu. Ve hayatın ta kendisi. Benim sohbetim hayatın ta kendisidir. Çünkü kutsal varlığın bilgisini hayat öğretir. Peki, okulları okuduk, onu yaptık, bunu yaptık. Ne dedim? Bir tek cümle var aklımda. Ama hayattan neler var? Neler neler var. Karşıda gördüğünü artık gözünden tanırsın. Derdini tanırsın. Aa, bu bakışı ben biliyorum. Bu yürüyüşü ben biliyorum. Bu suskunluğu ben biliyorum dersin. El uzatırsın. Şey işte hocanın ağaçtan düşmesi gibi. Hekim çağıralım. Yok, ağaçtan düşeni getir diyor ya. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Yeni yılımız 23 çok önemli bir sayıdır. İnşallah 23 senede insan hani Kur'an, canını Kur'an, Kur'an-ı Kerim 23 senede tamamlandı. İşte bizim tamam mesela o ne 2-23 sene geçirenler daha başka bir haldedirler. An muhteşem ve Allah'tan. Arkasındaki espriyi oku. Hep bizi sever, bizimle ilgilenir Cenab-ı Allah. Bunu böyle bilelim sadece. Ve her şeye rağmen insanı sevelim. Bakın diyor ki ben Allah'ı severim. Çok kolay söylenen bir söz. Allah sevgisinin ispatı insanları sevmektir. Çünkü ona verilen rol o Ayşe. Ona verilen rol o. Eşime verilen rol başkaydı. Bana verilen rol başkaydı. Roller var. Ehad yani bütünden bakarsan olaya onun da suçu yok. Onun çipine de o yüklenildi. Yani bu işin içinden konunun başında onu anlatıyordum. Efendim dedim ben şunu çözmek istedim. Kızım dedi kim neyi çözmüş ki sen çözesin. Her şey açıkta kalabilir. Çok geniş bir yorum gerektirir bunlar. Ama bizim için önemli olan ne? İdrak, idrakte sıçrama. Beni Adem yoktur. Beni idrak vardır. İdrakte sıçradığın zaman cennetini yaşamaya başlarsın. Allah'la olanın içine cennet kaçmıştır denir zaten. Yunus'un dediği gibi sen onları ona ver. Bana seni gerek seni dediği. Yani şükür boyutunda, sonsuz hamdü sena boyutunda. Yüce Rabbim hepimize onu nasip etsin inşallah. Yeni yılımız kutlu olsun. Sevgi ve muhabbet şiarımız olsun. Affetme gücü yanında kusur ve kabahat iştir. Ama inşallah karşımızdakileri de tamamlasın Cenab-ı Allah. Görmesini bilelim. Görmesini. Anlayış bambaşka bir şeydir. İşte velilik filan da odur bakın. Ve şurada kaç tane veli var biliyor musunuz bu sohbeti dinleyen? Ha, nereye çarpsan evliyadır. Bakın Mutlu Baba bir gün onu dedi. O ne demek biliyor musunuz? Yine onun cümlesiyle kapatalım.
Şems'in diyor dizelerde dinle celal ettin diye seslendiği Zülcelali vel ikramdır. Kime celali baktıysa o ikrama uğrar, evliya olur. Biz harabat ehliyiz. Bizden değil şarlatan diyor. Mutlu Baba'nın bir parçası var. İnşallah. Onları da güzel bir müzikte yaparız. Zamanla programımız çok başka yerlere evrilir. Eyvallah. Veli, tabii bak delilik olmadan velilik olmaz. Oralardan geçmeden olmaz. Bak biraz önce neyi? Edebilirim. Edebilirim tabii ki. Orucumu anlattım ya size. Oruç değil. Hüzün. İçeriye geçtim, ağladım senelerce. Ya Rabbim bu ne biçim oruç tutma dedim. Ben kimim? Ben kendimi melek zannediyordum. Ben bir yaratığım, yani saldırgan bir yaratık gibiyim. Bu mudur oruç dedim. Bu ben miyim? Oruçsuz halim mi ben? İşte oruç, huruç demek, yükselmek. Seni sana gösterir. Olaylar seni sana gösterir. Sen kendini masaya yatır. Bizim kimseyle işimiz, herkesin kendisiyle işi var. Bak, işte Nasrettin Hoca'ya demişler ki, kıyamet ne zaman kopacak? Kısmı kıyamet, karısı ölünce kopacak. Büyük kıyamet ben ölünce kopacağım diyor. Gördün mü? Kıyamet bizim uyanmamız. Biz uyanıp sağ olun. Biz şey yapacağız. Kendi içimizdeki o muhteşemliği ortaya çıkaracağız ya. Hepimiz muhteşemiz. Hepimiz o kadar güzel zenginliğiz ki anlatamam. Onun birlikteliği, onun birlikteliği var ya. Samanlık seyran değil, alem bize hayran derler. İşte tek Allah hakikatine varman için tek Adem olman lazım. Ha, biraz önce affetme gücü dediniz ya. İşte seneler önce Mutlu Baba'nın bir panelinde 200-300 kişi toplanmış. Birisi de bir hanım da çıktı. 40-45 dakika konuştu. En sonunda dedi ki arkaya atacaksın olanları. Oradan yaralı bir hanım da kalktı dedi ki İyi diyorsun da nasıl dedi. Bakın. İyi diyorsun da nasıl. Yani bana bir formül göster. Bu sözde olmaz. O arada da işte Mutlu Baba bize şuna işlemişti. Efendim dedim. Ben dedim. Bir cümle sözü alabilir miyim? Tabii dediler. Efendim dedim. Mutlu Baba da önümde oturuyordu zaten. Mutlu Baba bize der ki dedim. Hemen hemen dünya milletleri Allah'ın tek olduğuna inandı. Bir de insanın tek olduğuna inansa, evet, insanın tek olduğuna inandığın zaman koca bir kurgu olarak görürsün olayı. Herkese bir görev vermiş. Ha. Ağlatan mı, güldüren mi? Ağlatan, ağlatan. Neden biliyor musun? Hayatı o öğretir, bir yere o getirir. Ha, bizi ağlatsınlar demiyorum. Ona verilen görev o. Biz de güldürelim. Testiyi kıranla suyu getiren bir değildir. İşte hani hep bu örneği veririm ya. Cemal de güzel, Celal de. Ama Cemal bayıltır, Celal ayıltır. Biz kopya çektiren hocayı sevdik hep. Ama bizi üniversiteye kim soktu? Kopya çektirmeyen. Hani en azından benim hayatımda o Zeynel Bey'den Allah razı olsun, fizikçi hocadan, işte bize kopya çektirmedi, anamızı ağlattı, sabahlara kadar ders çalıştırdı ama onun 3 puanıyla üniversiteye girdim dersin. Heh, seni zorlayan, seni zorlayan bu dünyada sana çok şey öğretir. Olacak inşallah Nur. Beceririm inşallah. Bu çarpıya basacağım, sonra paylaş diyeceğim. Tamam. Yaparız. Eyvallah. Gönlümüze göre verecektir şüphesiz. Gönül zaman ve mekana göre değil. Zaman ve mekan gönle göre yön tutar. Muhteşem bir yılımız olsun.
yıllarımız olsun inşallah. Hayırlı akşamlar. Sevgi ve muhabbetle hepinizi kucaklıyorum. Sayfa. Hadi bir tane açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bak sanat çıktı, görüyor musunuz? Bu sohbeti dinleyen insanlar içinde ne sanatkarlar da var. İnsana değer veren de insanı kamil sanatındadır zaten. Sanat. Sanat herkeste mevcut olan ilahi varlığı intişar ettirebilme becerisidir. Yayma becerisi. Sanat. Sanatçı. İşte Atatürk herkes her şey olabilir ama sanatçı olmak zordur diyor ya. O ayrı bir fıtri yapı. Çok güzel. Bir müzik dinleriz. Hay Allah. Beni Cevahir'in önünde bir hanım ağlattı. Bir hanım kızımız. Yanında da 7-8 yaşında bir çocuğu. Daldım. Seyrettim, ettim. Bu kadar mı içten okur bir hanım? Olamaz böyle bir şey ya. Ağlattı ne demek biliyor musun? Özünü hatırlattı. Ah biraz daha bu özlem, biraz daha bu özlem. Biz gurbetteyiz. Hani Mutlu Baba'nın kitabında diyor ya, ben hakikati bileyim dersin. Sanmam diyor, hakikat ancak ölünce bilinir. Müzik ilahi alemden esintiymiş. Gideceğimiz alem de müzik alemiymiş. Burada dedi ilgilenmezsen bocalarsın demişti. Evet. Ve en muhteşem müzik de insan sesidir. Ve biz kulaktan besleniriz. Buradan değil, ağızdan değil. O yeme içme. Esas kulaktan. Selam olsun şahane müzik yapanlara da. Bütün sanatçılara da. Ben de sizleri seviyorum. Ne demek? Evet, evet. Allah sanatkar. El musavvir, ressam. En güzel resmi çizen. Gördün mü? Musavvir. En güzel müziği ortaya koyan. Denizin dalgası. Yaprağın hışırtısı. Yağmur yağdığı zaman o yağmur borusuna, o rüzgarın rüzgarlı havada verdiği ses. Bülbülün sesi. Hiç müzik yasak olur mu? Ah, bunlar uydurmadır. Bunlar bu dine atılan iftiradır bence. Hiçbir zaman müziğin yasak olacağını zannetmem. Bu ne demek müzik yasak? Bülbülü öldürelim, karga kalsın demek değil mi? Müzik yasak olmaz. Müzik yapan alkışlanır. Sanatçı alkışlanır. Ressam alkışlanır. Ha bir de şu var. Bakın. Mesela diyelim ki Mimar Sinan'ı işte resim bölümünü 100 kişi bitirdi. Evet, 100 kişi diploma alacak. Ama kaç tane ressam çıkacak? Eyvallah. İşte biz sanatkar olmaya bakalım. Hangi konuda olursa olsun. Başta insan olmanın sanatı. Teşekkür ederim. Hepimiz güzeliz. Eyvallah. İşte bunlar rahmetli Mutlu Baba'dan aldıklarım. Ama dileğim oydu. Hani bir örnek tip arıyorum. Prototip böyle. Ama ne olduğunu bilmiyorum çocukluktan bu yana. Kadın, erkek fark etmez. Devrik aile çocukları hep böyle bir şey ararlar. Yok, öbürü de arar. Öbürü de aramaz diye bir şey yok ama en çok o harabat ehli arar. Çünkü içinde bir özlem vardır. Tabii canım, müzik olur mu? Ey kurban olduğum Allah'ım. O müzik bayıltır insanı ya. O kadar muhteşemdir ki. Ah müzik müzik dedik. Durun bir dakika o zaman. Al yüce Rabbim. Dur bakalım Mutlu Baba'dan inşallah bir tane çıkar. Belki konuşurken onu da dinleriz. Eyvah. Dur bakalım. Hadi.
Evet, sen ne ararsan tabii. Sen neredeysen ben oradayım der Cenab-ı Allah. Evet. Dur bakayım. Hadi bakalım. Bakın şimdi. Evet, çalacak. Valsten ilahi olmaz mı tangodan? Niye olmasın? Hepinize ne derler? Gönderiyorum, hediye ediyorum, hitap ediyorum. Dinleyelim. Evet, Eytende Gönlü Güzel şarkısı vardı. Bu da başka bir şey bak. Bunu da Candan Uzun diye bir arkadaşımız söylüyor. Benzeyemez, bezeyemez. Senin gibi. Kimse seni. Leyla Mecnun, Mecnun Leyla. Umman damla, damla, umman. Benzeyemez, bezeyemez. Senin gibi. Kimse seni. Leyla Mecnun, Mecnun Leyla. Ben sevgiyim. Haydan yana, ben diriyim candan yana. Bu göz görmez, dil söylemez. Ben sevgiyim, muhabbetsiz. Ben ölürüm, haydan yana. Ben diriyim candan yana. Candan yana diriyiz. Allah diridir. Şah damarından yakınım diyor. Bize dirilik yakışır. Bakarım. Gitsin bakalım, bir şey söyleyeceğim. Şimdi geldik. Onun dediği mi, benim dediğim mi? O, bak, onun dediği çok güzel. Hani ben sohbet yapmayacaktım bu gece, değil mi? Ama Allah seni biliyor, üzüleceğini. Kulum, ben seni çok iyi biliyorum dedi. Sana artılı bir sohbet yaptırayım dedi. Evet. Hadi bunu da, bak, bu da hepimizin olsun. Sözlerini söyleyeceğim. Gönül yorgunu. Kaygı düşkünü. O da en güzelidir onun dediği. Odur gönülde. Odur gönülde. Görünmez tende. Görünmez tende. Melisa Çallıoğlu. Bir garip belde. Bir garip belde. Şahane gönül. Şahane gönül. Görünmez tende, bir
garip belde, şahane gönül. Sevda vurgunu. Eyvallah Nurcuğum. Böyle geçecek işte yeni yılımız Allah'ın izniyle. Kaygı düşkünü divane gönül. Sevda vurgunu. Akıl yorgunu. Bak bu gitarcı içinde demişti ki rahmetli, keşke güneş burada olsa da yarın stüdyoya girse demişti. O gece güneş Almanya'dan gelmişti gitarı çalan. İşte Rahmani dilek yerde kalmıyor. İste vereyim der alda. Güneşe de selam olsun. Bulurum, isimlerini söyleyeceğim. Bu CD, bak Allah beni müzik yapımcısı da yaptı. Nasıl yaptı? Bu parçalar çalıyordu. Allah'ım dedim, bunları nasıl insanlara duyururuz dedim. Oradan Aslı diye bir arkadaşımız atıldı. Dedi ki, Mutlu Baba, Çiğdem abla bunu CD yapsın dedi. O da döndü dedi ki, Rahmani dilek yerde kalmaz kızım dedi. Gördün mü? Niyet iyi, akıbet iyi. Bu CD'ler bitti, inşallah baskısı olacak. Haber veririm. Aça gör de bak. Gör seninle hak. Gönlünü aç da bak diyor. Özünde mutlak. Ey mutlu gönül, Allah rahmet etsin Mutlu Baba, yerin mekanın cennet. Aça gör de, aça gör de bak, gör seninle hak, gör seninle hak. Özünde mutlak, ey mutlu gönül, sevda hak etmişsin Sema. Muhteşem bir gece diyorsun ya, bunu hak etmişiz. Kaygı düşkünü divane gönül. Evet Ayşe. Bakarım sonra söylerim, yalnız söylemeyeyim. Melisa çaldı onun ama bizde piyasada yok. Çok teşekkür ederim. Gördünüz mü? Sanat dersek Allah sanatçıdan, sanatçılardan da size şarkı der. Gördüm. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni yılımız kutlu olsun. İnşallah bu minvalde sanatla, sevgiyle, muhabbetle, ilimle, tasavvufla, insaniyetle geçer inşallah. Mutlulukla, bolluk bereketle, her türlü. Eyvallah, teşekkür ederim. Sizlerin de yüreğine sağlık. Ya, sen yapmam dersin, Allah alasını yaptırırım der. Çünkü seni senden iyi biliyor. Seni senden iyi biliyor, merak etme, korkma. Her şey güzel gönlüne göre olacaktır. Evelallah. Allah var, gam yok. Bitti. İnsanın ömrü doğduğu an değil, Allah'ı bulduğu an başlar. Ve o bize sunar. Biz mutlu olalım diye sunar. Sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum herkesi. Bu sohbet sabaha kadar sürer. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ben bunları not edeceğim, kaydedeceğim. YouTube'da da, Instagram'da da olacak inşallah.
Hatta TikTok'ta bile sayfa açtık. Neden biliyor musunuz? Çağa ayak uyduralım. Çünkü bir tek cümle insanı kurtarabilir. Yani onu ona hatırlatır. Mutlu eder. Ve mutlu olmamızdan da Cenab-ı Allah en çok mutlu olur. Amin. Hepimize canım çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hepimizin varlığına sonsuz şükürler olsun. Bizi bir araya getiren yüceler yücesi. El vekil. O ne güzel vekildir diyor. Dost olarak o bize yeter. Vekil olarak o bize yeter. Biz sonsuzluğun çocuğuyuz. Bunu kutlayalım. Bunu hiç unutmayalım. Eyvallah. Tabii ki, tabii ki. Beni bir, bakın, bir taş bile uyandırır insanı dediniz ya, bir marul yaprağı, çürük bir marul yaprağı beni kimlerle tanıştırdı sonra anlatırım inşallah. Teşekkür ederim. Hepimizin katkısı var. Evel Allah'ın izniyle. Allah sizden de razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ya Şafi, hastalarımız için. Ya Şafi, ya Şafi, ya Nafi, ya Nafi, ya Kafi, ya Rauf, ya Rafi, Hayyum Allah, Kayyum Allah, El Rezzak, El Mugni, El Gani, ya Vedud, ya Vedud, ya Vedud. Eyvallah. Bizi çok seviyor, bizi bizden çok seviyor. Bunu unutmayın. Muhteşem bir şey. Muhteşem insan olarak dünyaya geldin. Sonsuzluğun güzelliğisin. Teşekkür ederim Sanemcim, Senemcim. Özüne, özümüze, özümüze layık olmaya çalışacağız. Bize verdiği kapasiteyi Yüce Rabbim inşallah hepimiz en güzel şekilde ortaya çıkartmaya çalışalım. Mahcup gitmeyelim. Hepsi bu. Sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum hepiniz. Allah'a emanet olun.